Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bilgilendirici videolar serisiyle karşınızdayız. Akü sülfat giderici cihazı yapacağız bu videomuzda. Akü sülfat giderici cihazı yapmadan önce bu cihazın ne işe yaradığından sizlere birkaç bir şeylerden bahsedelim. Akümüz zamanla sülfatlaşma meydana gelebiliyor akülerimizde. Eski akü olduğunu, ölü akü diyorlar buna da. Akümüzde sülfatlaşma meydana geldikçe ne oluyor? Şarj tutmama gibi problem oluşuyor. Bu cihazı yaptıktan sonra akümüzün içindeki sülfatı giderip sıvı hale dönüştürüyor. Bu şekilde de akümüzün tekrardan eski performansını dönmüş oluyor. Tabii ki bir sıfır akünü yerini tutmasa bile, ancak uzun bir dönem yine tekrardan akümüzü kullanmaya devam edebiliyoruz bu şekilde. Bu işlemi yapmadan önce size birkaç daha bilgi vereyim. Bu işlemden önce, hani bu devreyi kurduktan önce akümüzün yoğunluğunu, yani sıvı yoğunluğunu ve ayrıyetten de saf su ilavesini, her şeyini A'dan Z'ye yapıp o şekilde şarja tutun. Bir de kapaklarını açın. Bunu açmamızdaki sebep o patlamaları engellemek için. Bunu tekrardan belirteyim. Çünkü bu işler, elektronik işleri şakaya gelmez. Bir de bu yapacağımız cihaz 220 voltla çalışıyor. Ondan dolayı biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Herhangi bir çarpma olayına dikkat etmek için plastikle yalıtım yapın. Kutunun içinde kullanın devreyi. Şimdi sizi fazla tutmadan devrenin yapımına geçelim ve burada da görmüş olacaksınız devremizin çalışıp çalışmadığını. Ayrıca de bir diğer videoda aracımızın tamamen aküsünün onarım işini bitirdikten sonra, çünkü birkaç kere bu işleme tabi tutacağım aküyü. Akü arabaya takacağım ve sizde çalışıp çalışmadığını görmüş olacaksınız. Ben de ilk defa deniyorum bu sistemi. İnternetten araştırdığımların kadarıyla gördüm sistemi ve ben de denemek istedim. Size de paylaştım bu bilgiyi. Arabamızda da çalışırsa demek ki akümüz sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Hemen videoya geçelim ve yapım aşamaları gelsin. Sistemi kurmak çok basit. Ufak tefek elektronik bilginiz var ise bu sistemi bu şekilde kurabilirsiniz. Ben şimdi buraya malzemeleri hazırladım. Şurada gördüğünüz gibi devremizin soğutucusu olacak blok. Bunu nereden temin ettim? Şurada gördüğünüz ekran kartı. Bu bozuk ekran kartı. Yatağımın altında duruyordu. Yatağımın altında ufak tefek böyle parçaları atmam. Bu da mesela. Yatağımın altında duruyordu mesela. Parçaları böyle atmam, kenara koyarım. Bunu da diğer videomda mesela, mini atölye adlı videomda belirtmiştim. Ve şimdi lazım oldu. Burada kullanacağız bunu. Bu alüminyum blok bu devreyi soğutmak için. Bu köprü diyot. Şurada şöyle kodları da yazıyor. Bu köprü diyot. Köprü diyotla kapasitör bağlantısı yapacağız. Kapasitörümüz de burada. Şöyle görebilirsiniz. Daha sonra da şurada menteşelerimiz var. Bu menteşelerle ise bunların bağlantısını, yani devreye bağlantısını yapacağız. Şu soketleri birbirine, buraya birleştirme bağlantısını yapacağız. Bunu ise buraya montalayacağız. Bu şekilde. Bu diyotumuz soğutması için. Bu zaten, bu blok buna fazlasıyla yeterli olacak. Zaten bilgisayar ekran kartına yetiyorsa bunda niye yetmesin. Şöyle ortalayacağız bu şekilde. Ortalayıp buraya vidalayacağız bunu güzel gene. Tabii ki arasında termal macun da süreceğiz bunu. O şekilde balansını yapacağız. Termal macun sürmemizdeki amaç ise aradaki boşlukları kapatıp daha iyi ısı yalıtımı yapması için. Yani bundan dolayı. Diğer malzemelerden de bahsedelim. Hazır buraya malzemelerimiz kurmuşken. Termal macunumuz bu şekilde. Bu mesela anakart, yani bilgisayarımızın işlerinde kullanması için kullanılan macun. Bunu yine sakladım. İşim oldukça kullanıyorum. Bu da yatağın altında duruyordu aynı şekilde. Yani bunu uzun zamandır kullanmadım. Bir sene geçmiştir. Şimdi kullanmak nasip oldu. Böyle bu şekilde projelerimizde kullanıyoruz. Bunu da şöyle kenara alalım. Bir diğer makinemiz ise multimetre. Olmazsa olmaz. Bu cihazla ile akümüzün durumunu ölçeceğiz. Bunların olması sizin için kolaylık olur. Burada ben size akünün durumunu da ölçeceğim. İlk başta boşta, daha sonra saf su ekledikten sonra, saf su ekledikten sonraki voltajına bakacağız. Daha sonra bu devreyi kurduktan sonra voltaj izlemini de gerçekleştireceğiz. Bu şekilde sizlere göstereceğim. Yardımcı ekipmanlardan birinden diğeri de elektrik bandı. Bu devreleri, kabloları birbirine birleştirip buraya bağlantılarını yapalım. Daha sonra ise elektrik bandıyla bu uçları bağlayalım ki olası bir kaçak durumunu engellemiş olalım. Neden diye böyle bir şey yapacağız? Çünkü 220 volta bağlı olduğu için, yani güvenlik önlemi olarak bir şey yapacağız. Fazla da bir teferruatı yok yani. Bunlar birbirine bağlanacak.
Bu da bağlantımız olacak. Şöyle şunu buraya bağlayacağız. Örnek veriyorum. Bunun yerleri var tabii ki bağlamak için. Bunu buraya bağlayacağız. Bunu da bu şekilde yapacağız. Bağlayacağız. Bunu da aküye mesela aktaracağız gücü. Bu şekilde aküdeki desilvatör işlemini halletmiş olacak. Şimdi sıra geçelim yapım aşamasına. Yapım aşamasından sonra akünün durumlarını belirtelim size ve bu şekilde akümüz kurtulacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Aracımda da çalıştırıp deneyeceğim bu aküyü ilk başta. Aracımızı çalıştırırsa sorunsuz bir şekilde şarj olmuştur demek. İlk olarak şu pabuçları takmakla başlayalım işe. Kuşlarını taktık yani. Böyle lehim yapmadan direkt böyle bu şekilde takabileceğiz bunu. Bunu o yüzden öyle yaptım. Lehimden daha sağlam olacağını düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Kablomuzun pabuçlarını da yaptık. Şimdi bloğumuza bunu buraya yapıştıracağız. Soğutma görevi görmesi için bunu. İlk olarak şu macunumuzu sürelim araya. Bu şekilde macunumuzu sürdük. Şimdi buraya bunu montajlaması. Bu şekilde bağlantımızı yaptık. Köprü diyotumuzu soğutma işleminde sorunsuz bir şekilde halledecek. Macunumuz kenardan zaten taştı. Yeterli bir şekilde miktarda. Şimdi sıra bunun bağlantısını yapmaya geldi. Köprü diyot olarak ise şurada görünen köprü diyotu kullandım. Kodu burada yazıyor. KBBC3510 diyotu kullandım. Burada artı. Şurada göreceğiniz şu uç artı. Yani yön olarak farklı olan şu artı. Yanındaki ise şu AC yani 220 volt. Şu 2 uç 220 volt çapraz olarak. Bu uçla bu uç artıyla eksi şu ikisi. Bu ikisi eksi de diyebiliriz. Bunun artı burası da 220 voltun ettiğine artısı. Şimdi sıra bunları birbirine bağlantılamaya geldi. Bunu bağlantılamak için ilk olarak ağacı olan yere kondansatörümüzün bir ucunu takıyoruz şu şekilde. AC diye yazıyor zaten. Böyle şu şekilde takıyoruz. Daha sonra ise bu 220 voltlu kablo yani elektriğimiz bağlayacağımız kablomuz şu şekilde. Ucunu görebiliyorsunuz. Bundan herhangi bir ucunu karşısındaki kısma takıyoruz. Şu şekilde çaprazda olacak şekilde. Herhangi bir kabloyu takabilirsiniz. Görüntü bu şekilde olacak. Şu artı uçla şu arkadaki çaprazındaki eksi uç boşta kalacak. Bağlantı bu şekilde olacak. Daha sonra ise burada gördüğünüz şu uçları birbirine birleştireceğiz. Bu şekilde. Ben bunu bu şekilde yapmamın sebebi ileride belki projeyi geliştirebilirim diye bu şekilde uç ekledim.
Siz bu uçları ekleme edebilirsiniz. Ben bunları şimdi birbirine birleştireceğim. Bant yardımıyla. Bu şekilde birbirine birleştireceğim. Ben denemek için bu şekilde yaptım. Daha sonra ileride projeyi biraz daha geliştireceğiz. Evet. Devremiz bu şekilde oldu. Kondansörümüzün ucuyla 200 volttan gelen ucun herhangi bir ucu birleştiriyoruz. Kondansörümüz zaten artı eksi uçsuz. Daha sonra ise diyotumuzun AC yazan kısmındaki karşıdaki ucuna bağlıyoruz bu şekilde. Görüntü bu şekilde olacak. Uçlar ise artı ile eksi uçlar. Yani şu artı uçla karşıdaki artı uç kalacak boşta. Buraya akü bağlanacak. Evet, bu uçların aküye gideceğini söylemiştik. Boşta kalan uçlar. Şöyle bir kablo yaptım. Aküye bağlantı yapmak için. Soketli. Yani şu siyah olduğu için onu eksi diyelim. Kafamız karışmaması için. Şu şekilde şuraya da takalım soketi. Daha sonra ise şuna da bir soket yapalım. Bunu da artı uç yapacağız. Evet, şu an bu ucu da yaptım şu şekilde. Bunu da artı yapmıştık. Şurada zaten artı diye yazıyor devrenin üstünde. Şu şekilde buraya onu da bağlantısını yapalım. Evet, şimdi bu açıkta kalan uçlar ise aküye bağlantısını yaptığımızda aküdeki sıfırları çözmeye başlayacak. Ve akümüzü artık eski performansına %80-%90 aralarında çıkartacak. Devreyi şu şekilde elektrik bandıyla yalıtıyorum ki birbirine değip de herhangi bir sorun olmasın diye. Evet, devremiz hazır. Artık test edebiliriz artık devremizi. Test etmeden önce akümüzü ilkten bir saf su ilavesini falan gerçekleştirelim. Onu da hallettikten sonra devremizi çalıştırıp deneyelim. Bakalım devremiz aktif hale gelecek mi? Şöyle malzememizi toparlayalım. Evet, şimdi akümüzün kapaklarını açtık. Şarj işlemine başlamadan önce kapakları açık olması gerekiyor. Çünkü olası bir gaz sıkışmasında aküyü şişmemesi için. Şu şekilde voltajımızı DC konumuna getirip şimdi voltajın ölçüsünü yapacağız. Evet, şu an 3.70 oranında bir güç var. 3.81 ve civarı veriyor. Evet, 3.80 voltluk bir güç var. Yani bataryamız tamamen ölü. Hiç kullanılmadığı için içindeki hiçbir enerji kalmamış. Şu an saf su ilavesiz, saf su ilavesi gerekiyor. Saf su ilavesiz 3.80 volt ölçtük. Şimdi saf su ilavesi ettikten sonra bakalım voltajda herhangi bir değişiklik olacak mı? Daha sonra ise devremizi bağladıktan sonra 2-3 saatlik bir sıfat işleminden sonra bir de tekrar bakacağız. Bir de desarj işlemlerine sokacağız, yani doldur boşalt işlemleri, akü şarjı, ayrıca da başka işlemler de yapacağız. Bunların hepsini zaten videoda yer vereceğim size. Evet, saf su ilavemizi yaptık. Şimdi voltajını ölçelim saf su ilavesinden sonra. Şöyle şuraya bırakayım. Şöyle görünecek şekilde. Evet, 3.90-91. Yani az önce 3.80'lerdeydi. Yine saf su ilavesinin bir nebze faydası olmuş. Evet, şu an ben devreyi bağladım. Sadece voltaj elektrik, yani şu devreyi elektriğe bağlamadım. Ben akü takviye güç kaynağı, yani akü takviye kablosu kullandım. Siz direkt bu olan uçları, açık olan uçları direkt aküye bağlayıp kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde pratik olduğu için bu şekilde yaptım. Şimdi aküyü bağlayalım. Yani elektriğimizi verelim. Ondan sonraki voltajına bakalım. İlk başta şu voltajı multimetreyi de şöyle göstereyim. Şöyle kenara alalım. Artı ucumuza multimetreyi yerleştirelim. Evet, şu an bağlantısını yaptım.
sorunsuz bir şekilde bağlandık. Artı yani eksi yazardı eğer arıza olsaydı, yanlış bağlantı yapsaydık. Şimdi elektriğimizi bağlantısını yapalım ve bakalım voltajımıza yükselme gelecek mi buradan. Evet, multimetrede de bir arıza olduğu için biraz sıkıntılar meydana gelebiliyor. Ancak gördüğünüz gibi voltajlarda değişme oldu. Elektriği bağladığımda 5.13 volta kadar çıktı. Az önce bu şekilde yoktu. Yani devremiz sıkıntısız çalışıyor. Tekrardan bağlayacağım. Şöyle göstereyim size bağlantısını. Bağlantı yaptığımda bir konumuna geliyor. Şimdi multimetre akünün olduğu yerden alacağım elektriği. Büyük ihtimal buradan aldığım için olabilir. Anınız yalnız devre çalışıyor. Gördüğünüz gibi voltaj düşmeye başladı yine. Devremizde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi akümüzün olduğu yere bağlayayım multimetreyi. Buradan pokuşlardan sökelim. Sülfat gittikçe, şu an ben de bunu yeni öğreniyorum, ancak sülfatlaşma gittikçe bu voltaj düşecek diye biliyorum. Şu şekilde görebilirsiniz. Şu an voltajımız 22.21 bu civarlarda gidiyor. Sülfat çözüldükçe alt değerlere girecek diye biliyorum. Devremiz bu şekilde işe yarıyor. Daha sonra ise doldur boşalt yapacağız. O şekilde yapa yapa akümüzü eski haline dönmüş olacak. Şu an sülfatlaşma işlemi yapıyor. Yani 3 saat 4 saat bırakacağız. Ondan sonra akümüzdeki sülfatlar çözdükten sonra akümüzün şarj tutma sorunu ve eski performansını verememe sorunu, yani marş basmama sorunlarını çözmüş olacağız. Devremiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu da kanıtı işte. Multimetrede bağlı. Sizin gözünüzün önünde bağlantısını yaptı zaten. Evet, dediğim gibi oluyor. Şu an voltaj düşmeye başladı. 22 voltları görmüştü. Şu an 20.9-29.8 civarlarına indi. Bu şekilde akümüzü kurtaracağımı tahmin ediyorum. Bunu bir de teste sokacağım. Şimdi akümüzü 3 volt olarak ölçmüştük. Siz de görmüştünüz bunu. Tabii yani şimdi bunu dışarıda yapın bu işlemi. Çünkü bu aküden çıkan gazı solumayın. Ben şimdi dışarı alacağım. Burada göstermek için devreyi bu şekilde kurdum. Şu an düştü. 20.2, 20, 19'a kadar geriliyor yavaş yavaş. Bu şekilde yani herhangi bir şey yok. Herkes yapabilir bu devreyi. Ben şimdi devreyi ben de ilk yeni kurdum ve ilk defa yapıyorum böyle bir devre. Aracımda test edeceğim. Ondan sonra size bu devrenin gerçekten evleşti mi? Yani internette gördüğünüz bütün devrelerin evleşimi olmadığını bu videoda öğrenmiş olacaksınız. Bu videoda her şey saf derecede. Her şey anlatılıyor. Yani yalan dolan yok. Şu an devre kurulu. Diğer videoları da izledim. Aynı bu şekilde işlem yapılıyordu. Evet, 19 voltlara kadar düştü. Şu an sülfat çözülüyor. Demek ki çok fazla sülfat yoktu herhalde. Olsaydı biraz daha değerli bir kalıcı çıkar diye tahmin ediyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu işlem bitsin. Daha sonra ben aracımı aküle marş, bakalım marş yapacak mı akü. 3 volt olarak da zaten multimetrede görmüştürsünüz. Sadece bu öyle bir tarz videolar gelmeyecek. Yani bu denemesini yaptık ve sonucu olumlu diyebiliyorum şu an çalışmasından dolayı. Başka projeler de gelecek. Başka kendin yap tarzı projeler ve ayrıca de sizi hani cebinizi yakmayacak durumlar, mesela aküyü mesela normalde değiştirme kalksın 250-300 liradan başlıyor en kötü bir akü almaya kalksanız. Ondan dolayı böyle bir devre kurduk. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Böyle elimden geldiği kadar yararlı videolar atmaya çalışıyorum. Evet, 18'e düştü. Biraz da açık tutmamın sebebi şimdi görün diye. Şu an hiçbir kesme, hiçbir işlemi yok şu an yaptığım işlemde. 18'e kadar düştü, yani gayet de iyi değerler. Çalışmıyor diye çok üzülmüştüm, ancak şu an çalışıyor. Sorunsuz devre. Eğer videoyu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Bir diğer videolarda da bu
yalan dolan videolar var mı? Onları araştıracağım. Çünkü mesela bedava internet videoları var ya da bedava elektrikler vesaire. Bunların testini de gerçekleştireceğim ve doğru mu değil mi bunu da öğrenmiş olacaksınız. Hoşça kalın, görüşmek üzere.